Senin isteğin arıyor. Dinle. Getirisi güzel. Bu şekilde binlerce, bir 6-7 çuval. Daha önce İzmir'de İmam Hatip görevimi yaparken orada bu işler biraz daha yaygın, biliniyor. Orada gördüm. Orada baktım bu iş karlı, mantıklı bir iş. Kısa zamanda güzel gelir getirici bir şey. Orada yaptım 2018 yılında ilk defa. Orada tecrübe edindim. Artık orduya tayinim geldikten sonra memleketime. Burada da bu işin olabileceğini düşündüm. 2 yıl önce özel sipariş tuttu, fidana siparişi verdim. Onları 2 yıl önce dikmiştim. Şimdi bu sene ise böceklerimiz geldi ve yapmaya başladık. Ve sonra sürecin şu anda sonuna yanaştık yani. 1 ay boyunca böceklerimiz bize yavru olaraktan hazır geliyor. Ücretsiz bir şekilde koza birlik getiriyor. 1 ay boyunca biz bunu sadece beslemesini yapıyoruz. 1 ay sonunda bunlar koza örecek ve kozayı tekrardan koza birliğe göndermiş oluyoruz bu şekilde. Potansiyeli çok güzel, çok harika. Çünkü öncelikle bir pazar derdiniz zaten yok. Ben şöyle bir örnek verecek olursam, bir dönüm yere bodur ağacı olarak 250 ağaç sar bir dönüm yere. 250 ağaçın karşılığında biz 100 bin böcek besleyebiliriz. 100 metrekare kapalı alanda olduğumuz zaman ayda sadece bir ay içerisinde bir 15-18 bin lira bir gelirimiz olur. Giderimiz hiç olmaz. Bu şekilde benim burada şu anda 40 bin böceğim var, 2 kutum var. Çünkü yaprağım azdı. Ona göre ben 40 bin böcek olmak zorunda kaldım. Buradan da bir 6-6,5 lira, 7 lira hatta bir gelir bekliyorum o şekilde. Bir ay içerisinde. Ve ilk 15 gün bakımı çok kolay. Çok hiç yaprak yemiyorlar ilk 15 gün. Son 15 gün yaprağı aşırı bir şekilde yiyorlar. Tavsiye ederim, şiddetle ediyorum. Memleketimize yeni bir nefes getireceğini alternatif üretim olaraktan ben düşünüyorum. Kendi medyamda da sürekli paylaşıyorum, anlatıyorum insanlara. Çünkü bu bölgemizde ilk defa olduğu için kimse bilmiyor. Bu durumu yabancı kalıyorlar. Bizler de anlatmaya, göstermeye çok kolay olduğunu sürekli bu şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Her yıl üretim kapasitesini daha da arttırmayı düşünüyorum. Seneye 60 bin böcekle, ondan sonra bir sene 80 bin. Bu şekilde kutu kutu 100 bin böceği hedefliyorum ben kendim. Bu şekilde. Yine Büyükşehir Belediye'mizde dut fidanı verecek, yapmak isteyen vatandaşlara bu şekilde fizmemizde, kumrumuzda daha da bu iş gelişecek. Büyükşehir Belediye'mizde bizlere raf desteği verecek. Şu anda yakında gelmek üzere. Vereceklerinin sözünü aldık. O şekilde kapalı alana, raflara yaparsak yer tasarrufu açısından demirden bizlere raf gönderecekler. O şekilde bir destekler olacak. Yine ücretsiz fidanlarını da dağıtmaya, göndermeye her yıl devam edecekler. Üretim aşamasında en baştan beri böcek bize ulaştığından itibaren ortamının ısısını ilk başta 26-28 derece, sonra 24-26 olacak şekilde devamlı kontrol ediyoruz, sağlıyoruz, soba yakıyoruz veya elektrik ısıtıcı ısıtıyoruz. Yine her yaprak verdiğimiz zamanlarda ortamı havalandırıyoruz ve nemi de sağlıyoruz. Nem yoksa ıslak havlularla bir şekilde nemi sağlayıp bu şekilde daima bu üçlü bir de loş ortam. Gece sabaha kadar lambamız burada yanıyor. Loş bir ortam olması gerekiyor. Yine camlardan güneş ışığı direkt vurmaması gerekiyor. Daima ne karanlık ne çok fazla ışık olacak şekilde bir ay boyunca bunu sağladığımız takdirde ve bir de öğünlerini geciktirmeden yapraklarını verdiğimiz zaman başka hiçbir zorluğu yok. Bu şekilde bakımlarını yaparaktan süreci tamamlamış oluyoruz. Evet, ifek böceklerimiz. Sabah akşam onlarla beraberiz. Onların bakımını yapıyoruz. Burada büyüklüklerini görüyoruz. Çok yakında başlayacaklar koz örmeye. Bu şekilde. Bunun vücudu şu anda tamamen dut dolu. Ham maddesi dut. Bazen üzerine yanımıza basıyoruz, istemeyerek de olsa. İçinden full dut çıkıyor. Evet, sarardıklarını yine yavaş yavaş görüyoruz. Tamamen sararınca başlayacaklar örmeye. Koz örmeye. Bu şekilde. İpek böceklerimiz bir ayı beslemenin sonunda her biri bu şekilde yediğini ağzından salgılayarak da koz örecek. Kendine yuva yapacak aslında yani. Bir o kendini doğal olarak da yuva yapıyor. Kendini bunun içine kilitliyor, hapsediyor. Bu şekilde bu hale geldikten sonra binlerce koz olacak.
Bunları biz de toplayacağız ve kilo hesabı olarak da koza birliğe tekrar satmış olacağız. Şu anda bunun kilosu 80 lira. Binlerce olduğu için kiloya denk geliyor. Bunun ilginç olan bir tarafı ise bu kozanın uzunluğu 1,5-2 kilometre. Şunun gördüğünüz şu kozanın uzunluğu 1,5-2 kilometre uzunluğunda.